Finlandiya'dan herkese saygılar, selamlar arkadaşlar. Bugün kameranın önüne geçtim. Geçmeden önce biraz ön araştırma yaptım. Seçtiğim ve analiz yapacağım konu içinden çıkamadığım bir konu. Bu konu nasıl aklıma geldi derseniz şu şekilde aklıma geldi. Birçok arkadaşımız Finlandiya'ya gelmek istiyorlar. Bununla ilgili bana sorular soruyorlar. Doğru, haklılar. Herkes bir şekilde kapağı yurt dışına atmak istiyor. Ben de kendimden yola çıkarak bunu bir şekilde analiz etmeye çalıştım. Ama bu analizimden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Burada, bu ülkede hangi Türk'e rastladıysam genelde herkesin hayatı ekonomik olarak şöyle ya da böyle iyi durumda sayılır. Herkes hayatını bir şekilde devam ettiriyor. Ama ortak sorunumuzun bizim bu ülkeden neredeyse nefret eder derecesinde, nasıl anlatayım bu kelimeyi, sevmemeye götürdüğünü gördüm. Aynı hisleri ben de yaşıyorum ve yaşadım. Bunun sebebini bulmaya çalıştım kendi çapımda. Bu konu fark ettim ki çok hakikaten ağır bir konu. Bunu üniversitelerin, araştırmacıların bir şekilde araştırması lazım. Belki araştırılmıştır, bizim haberimiz yoktur. Onu da bilemeyeceğim ama Almanya nasıldır bilmiyorum. Almanya'da çok Türk var. Almanya'yı karıştırmak istemiyorum bu konuya. Almanya'daki Türkleri. Çünkü orada ikinci, üçüncü nesil Türkler yaşıyor. Artık onların sorunları başka, bizim sorunlarımız başka. Biz ilk nesiliz burada, öyle diyebilirim. Ve biz burada çok da azız. Almanya ile değil benim burada amacım karşılaştırmak. Amacım Türkiye ile Finlandiya'yı karşılaştırmak ve insanlar neden buraya gelmek istiyor ve gelince niye hayal kırıklığına uğruyorlar? O hisleri ben de yaşadığım için bu sorularıma cevap aramaya çalıştım. Cevap bulmaya çalıştım. Fakat işin içinden çıkamadım arkadaşlar. İsterseniz hep beraber bu konuyu birazcık irdeleyelim diyorum. Ben bir Finlandiya'nın ve Türkiye'nin artılarını ve eksilerini karşılaştırdım listeler halinde. Beraber bunları bir şekilde çok uzun bir video olmadan kısa kısa bir gözden geçirelim. Beraber bir sonuca varalım diyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk yaptığım listede kanunlar, hukuk, adalet ve güvenin karşılaştırmasını yaptım Türkiye'de. Türkiye'de bu konuda not olarak 0 veriyorum. İyi ise 1 veriyorum arkadaşlar. 0 ile 1 arası, yani evet ve hayır. Kanunlar, hukuk, adalet ve güven uygulanıyor mu Türkiye'de? Biz genel olarak bakıyoruz. İstisnalara bakmıyoruz arkadaşlar. Ülkenin genel durumu. İstanbul'da olabilir bu. En lükstür, en iyi hakimler vardır falan filandır. O değil. Bizim genel olarak ülkeyi karşılaştırıyoruz. İl il veya ilçe ilçe karşılaştırmıyoruz. Kanunlar, hukuk, adalet, güven Türkiye'de 0 arkadaşlar. Finlandiya'da bu kanunlara uyuluyor, hukuka uyuluyor. En azından halk mahkemeye gittiğinde mahkemelerine güveniyor. Çünkü orada hakimlerin sıradan insanların davalarına arkadaşlar adalet kanunlara göre karar veriyorlar en azından. Burada da yok mudur hukuksuzluk? Elbette vardır. Bunlar zaten yapılınca büyük yapılıyor arkadaşlar. Finlandiya'da ve Türkiye'de liyakat. Bu liyakat kelimesi ne istediğinize bağlı. Biz liyakat gibi kelimelerin içini boşaltıyoruz veya başka anlamları yüklüyoruz. Ben liyakat deyince ne anladığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bir mevkiye gelebilmek için o işi en iyi yapabilecek kişilerin seçilmesi diye bakıyorum. Bu liyakat Türkiye'de yok. Öyle görünüyor. Öyle de zaten. Hep zaten onun bunun tanıdığı falan filan. Herkes bu şekilde çalışıyor. Normal sıradan sokaktaki insan da bu şekilde çalışıyor. Milletvekili olarak gönderdiğimiz kişiler de o şekilde çalışıyorlar. Herkes bir şekilde hak etmeyene, hak etmediği halde gidip onu istiyor. İş istiyor, mevki istiyor, makam istiyor vesaire. Burada da öyle. 3 aşağı 5 yukarı.
Ben öyle görüyorum. Ama burada göz göre göre yapmıyorlar ve görünmüyor arkadaşlar. Burada da elbette tanıdığına öncelik veriyor, işte hangi şeye de mensupsa ona öncelik veriyor, ama buradaki o liyakat olayı bence eğitim düzeyinin, herkesin eğitim alma düzeyinin eşit olduğu için, genelde ortalama yüksek olduğu için bu göze batmıyor. Türkiye'de göze batan şeyler biliyorsunuz arkadaşlar. Adamın hiç eğitimi olmadığı halde o göreve getirilebiliyor. Torpille vesaire. Ayrımcılık, ırkçılık. Üçüncü konu başlığım. Arkadaşlar ayrımcılık burada da var. Türkiye'de daha çok var. Ayrımcılık deyince... Şimdi bir kelime var, onu kullanıyorlar. Türkiye'de yanlış kullanılıyor. Raşizm denilen bir kelime. Raşizm arkadaşlar, kelime anlamıyla benim bildiğim kadarıyla, en azından Finlandiya'da kullanıldığı anlamda diyorum. Raşizm denilince genel olarak ayrımcılık diyorlar arkadaşlar. Bunu da alt başlıklara ayırıyorlar. Irkçılık değil yani. Türkiye'de raşizm denince hemen ırkçılık, kafatasçılık geliyor. Değil. Burada kullanılan anlam o değil. Bunun birebir burada kullanılan Türkçe'yi ayrımcılık olarak çevirebiliriz. Bunun alt başlıkları işte ırk ayrımcılığı, yaş ayrımcılığı, yabancıya yapılan ayrımcılık, işte iş yerinde yapılan ayrımcılık, kadına yapılan ayrımcılık, bunların hepsine raşizm diyorlar burada arkadaşlar. O yüzden bu terimi karıştırmayalım. Ayrımcılık diyorum ben bu yüzden. Irkçılık, ayrımcılık burada da var. Değişik şekilde ama gizli olarak yapılıyor arkadaşlar. Göstere göstere yapılmıyor. Sadece kanunlara uyuluyormuş. Hakikaten de uyuyorlar. Hep zaten bir arka kapısı vardır bu kanunun. İşe alınacağınız zaman bile sen kalmışındır mülakatta, iyisindir. Ama kağıt üzerinde diğer kişiyle eşit görünüyorsunuzdur, işte iş hayatı falan filan. Ama orada sonuçta tercihi yapan bir kişi veya birkaç kişi, her neyse. Eğer böyle durumlarda elbette ki seçilmiyorsunuz. Zaten baştan eleniyor zaten isminizin. Benim gibi Ali ise, Ahmet ise, Mustafa ise zaten baştan size nazikçe mail gönderiyorlar. Bu defa sizi seçemedik, bir dahaki sefere diyorlar. Teşekkür ediyorlar ilgi gösterdiğiniz için. Hiçbir şey diyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani burada çok arkadaş vardır. 100, 200, 300 her neyse çok yere yani iş başvurusu yapıp mülakata dahi çağırmıyorlar arkadaşlar. Veya CV'ni dahi istemiyorlar, öyle diyeyim. Bu nasıl olabilir? Oluyor demek. Burada da var ama çaktırmadan var. Türkiye'deki banka faizleri, kredi yani soygun. Türkiye'de soygun yapılıyor. Burada da yapıyorlar soygunu da. Tabii burası Türkiye'deki gibi değil. Burada bankalara güven var. Faizler sıfır. Türkiye'de örneğin bir ev kredisi alınca 100 bin lira aldığınızı düşün. 10 sene borçlanıyorsunuz. Taksit yaptırıyorsunuz onu. Benim anladığım kadarıyla, doğruysa veya yanlışsa daha doğrusu düzeltin. O hep 100 bin lira üzerinden faiz ödeniyor. Burada öyle bir şey yok. Bir de burada faizler düşük. Soygun bankalar eliyle yapılıyor Türkiye'de. Onu belirtmek isterim. Güvenlik. Güvenlik burada en üst düzeyde. Zaten Finlandiya dünyanın en güvenli ülkesi. Güvenlik, endişe olmayınca insan zaten kendini güvende hissediyor. Burada güvende hissetmemek için hiçbir sebep yok. Zaten nüfus küçük. Düzen var. Kanunlara uyulduğu için insan kendini güvende hissediyor. Yani sokak kanunları yok burada arkadaşlar. Türkiye'de kim vurduya gidersiniz. O yüzden Türkiye bu konuda sıfır yani. Temsilde adalet arkadaşlar. Temsilde adalet her konuda, her yerde yok Türkiye'de. Burada temsilde adalet var gene. İsteyen her kişi aday olabiliyor. İlla partiye kayıt olmasına gerek yok. İlla şu mezunu olmasına da gerek yok. Herkese eşit hak vermişler. Oyunu alabiliyorsan buyur, hatta tek başına aday ol diyorlar. Seçimlere girebiliyorsun. Türkiye ise bu konuda partiler diktatörlerle dolu. Hatta bunu hayatın her evresine de biz yayabiliriz. Herkes bir kendince bir diktatörlük kurmuş. Herkes bir şeyin başına geçince orayı bırakmıyor. Müdür ise küçük bir kurumda oranın diktatörü veya birazcık para işte başarılı olduysa aşağıda çalışanların karşı diktatör.
eziyor yani. Maalesef Türkiye'de bu konuda iyi değil. İnsan hakları konusunda zaten insan hakkı deyince ne anlıyorsunuz? O haklar zaten sokakta riayet edilmiyor ki. Bir kişi diğer bir kişinin hakkına zaten riayet etmiyor, saygı göstermiyor. Bunu devletten zaten bekleyemeyiz. O yok. Dürüstlük, ticaret. Dürüstlük burada var arkadaşlar ama vurgunu vurunca büyük vuruyorlardır. Biz onu görmüyoruz. Her şeyi gizli yapıyorlar. Farkında değiliz. Ama normal hayatta dürüstler. Ama fırsatını buldular mı bunları da arkadaşlar hiç affetmiyorlar. Nasıl dürüstler? Kanunlarla denetlendiklerini bildikleri için, yakalanacaklarını bildikleri için zaten baştan yapmıyorlar o işi. Dürüst, bu şekilde dürüstmüş gibi görünüyorlar. Aslında değiller. Sonuçta insan onlar da yani. Her insan. Yani ticaret de bir sistem üzerine kurulduğu için. Buradaki gibi, bizdeki gibi, Türkiye'deki gibi vahşi bir sistem yok. Tuttuğunu herkes kazıklamıyor. Türkiye'de öyle maalesef. Burada nasıl oluyor o iş? Denetleme çalışıyor. Kanunları uyguluyorlar. Bir şekilde seni sistemin içine, çarkın içinde eziyorlar arkadaşlar. Ama sen çarktan çıktığını anlayan biri oldu mu hiç affetmiyor. O burada da var. Kültür, sosyallik, yardımlaşma, imajı. Arkadaşlar kültürümüz bunlara yüz çeker. Türkler açısından bakıyorum ben. Çünkü burada benim amacım anlatmak istediğim bizi ne cezbetti de buraya geldik. Şimdi de neden şikayet ediyoruz? Onu bulmaya çalışıyorum. Kültür olarak doku uyuşmazlığımız var arkadaşlar. %100 doku uyuşmazlığı. %1 bile ihtimal. Ortak tarafımız yok. Her yönden. Bunlarda sosyallik yok. Yardımlaşma yok. Zaten devlet yapıyor her şeyi. O yüzden bizdeki gibi hani yardım deyince işte dilenciye para atmak yok, fakire yardım etmek veya şunun elinden tutmak değil. Hasta düşene bile dokunmuyorlar arkadaşlar. Devlet diyor ki eğer o ölürse, sakat kalırsa o kişi zaten sana karşı kullanıyor onu. Senin diyor eğitim var mı diyor bu bana diyor ilk yardım müdahalesi ettin. Yoksa hapı yuttunuz arkadaşlar. Sistem çalışıyor. Senin yapman gereken diyor 112'yi arayıp ambulans çağıracaksın. Varsa ilk yardım eğitimin o zaman yaparsın. O yüzden kimse dokunmuyor arkadaşlar. Hiç kimseye dokunmuyor yardım. Burada da imece varmış. Ortak yanımız eskiden imece. Belki Orta Asya'dan geliyor onlar. Belki de mecburiyetten imece. Bizdeki de mecburiyetten imece de burada belki daha sert koşullar olduğu için imece. Hala daha yaşatmaya çalışıyorlar ama o imeceyi de gönüllülükten çıkarıp mecburiyete çeviriyorlar arkadaşlar. Onu da unutmuşlar. Herkes birbirini kullanmaya çalışıyor. Kısaca kültür, sosyallik, insan ilişkileri %100 uyumsuz arkadaş. Biz burada doku uyumsuzluğu yaşıyoruz o yüzden. Biz sıcak milletiz, içimizi açan milletiz. Bunlar çok soğuk millet. Fazla burada takılıp kalmayayım. Hayat pahalı. Arkadaşlar hayat burada da pahalı. Şimdi hayat pahalı deyince niye anlıyoruz Türkiye'de? Niye buradan ne anlıyoruz? Burada bazı şeyler Türkiye'de alamadığımız şeyler buradaki halk satın alma gücü olduğu için onları alabiliyor. Bizde satın alma gücü bazı şeyleri imkansız hale getirmiş durumda. Örneğin elektronik. Elektronik her yerde zaten bütün dünya çapında aynı fiyatta olduğu için bunu büyük firmalar ürettiği için 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata satıyorlar her tarafta. Burada da. Ama senin satın alma gücün olmadığı için, maaşların düşük olduğu için onlar senin için ulaşılmaz oluyor. İkinci el otomobil fiyatları, binek fiyatları burada ihtiyaç olduğu için 200 euroya bile, 300 euroya bile ayaklarını yerden kesersiniz arkadaşlar. Tabii bu devlet yapmıyor bu pahalılığı. Serbest piyasa deniliyor. Herkes birbirini düdüklüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama burada arabalar ucuz ama araban bozuldu mu burada da tamirhanede düdüklüyorlar. Sen 200 euroya araba alırsın 2000-3000 euroya tamir ettirirsin arkadaşlar. O yüzden düşük bu arabaların fiyatları vesaire. Elektronik o şekilde. Elektronik neden alabiliyorlar? Satın alma güçleri var. Maaşları yüksek görünüyor ama asıl baktığınızda burada gıda çok pahalı. Gıdaya giden para çok büyük para Türkiye'ye göre. Biz hesaplamadım ama bir askeri aylıkla işte burası diyelim ki kaç kilo domates alırsam buradaki düşük alıyor arkadaşlar.
Aynı şeyi alamıyor. Çok çok düşük. Ne diyebilirim? 3 euro ise şimdi domates kilosu 3,5 euro. Öyle bir şey olması lazım. Bununla diyelim ki işsizlik parasını, burada askeri ücret olmadığı için işsizlik parasını net olarak onu şey yapalım. 500 euro, 600 euro para veriyorlar arkadaşlar. 500-600 euro ile ne kadar domates alırsınız? Hemen hesaplamaya çalışayım. 10 kilo, 3,5 euro ise 10 kilo, 35, 100 kilo, 350. İşte 150-200 kilonun altında sonuçta. 200 kilo yapmıyor, 700 euro yapıyor sonuçta. 150 kiloyla 200 arasında bir şey, bir rakam atıyorum. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama Türkiye'de domateslerin fiyatı, söyleyin arkadaşlar. Şimdi atıyorum 3,5 euro değil tabii. Şimdi birisi 2000 veya 2500 lira para alıyorsa Türkiye'de, 1 liradan alsa 2000 kilo alıyor. 2500 kilo alıyor. 2 liradan alsa bunun yarısı 1000-1250 kilo alıyor. 3 lira bile olsa Türkiye'de arkadaşlar, işte bunu 2'ye bölün, 3'te 1'i alıyor. Sonuçta daha çok, kat kat daha fazla satın alma gücü gıdada, ama gıdada. Et ayrı. Biz istisnaları geçiyoruz. Et bilmem ne falan, bunları gıda olarak burada bazı şeyler ucuz elbette. Balık da aynı para. Her neyse. Fazla takıldım kaldım arkadaşlar. Hayat pahalı olarak. Burada fark bu. Siz satın alma gücü olarak bakın bu olaya arkadaşlar. Euro olarak bakmayın. Ne, o parayla ne alabiliyorsun? Senin temel ihtiyaçların nedir? Onları düşünün işte. Trafik. Trafik burada çok düzgün çalışıyor. Yani onun çalışma sebebi de işte kanunlara uyulduğu için zaten hepsi birbirine bağlı. Cezalar da adaletli burada. Gene bu da kanunlarla ilgili. Kazancına göre ceza veriyorsun. Hadi yap diyor burada. Bir hız yap veya kırmızı ışıkta geç veya şunu yap bunu yap. Devlet zaten anında müdahale ediyor. Bizdeki gibi Türk polis belli yerlerde gezmiyor. Burada belli yerlerde kamera koymuşlar polisin yerine. Polis devamlı sivil arabalarla arkadaşlar dolaşıyor burada. Sivil. Trafik polisi de yok burada. İkisi bir arada zaten. Trafik, emniyet aynı işi yapıyorlar. Hemen seni yakalıyor. Hemen ceza nasıl geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kazancına göre. Hani Türkiye'de derler ya, iş adamları hız yapar, verir 300-500 lira. Kaç para verir böyle, parası çoktur ya, dokunmaz o adama 300-500 euro. Parayı verdikten sonra gene basar, gene hızını yapar. Çünkü ona dokunmuyor o. Niye? Ceza değil onun için. Kanun üzerinde ceza. Ama senin benim gibi adama dokunuyor o. Sanki o kanunlar senin benim için, sıradan insanlar için yapılmış. Burada öyle değil işte. Kazancına göre, vergine göre ceza veriyorsun. Burada Türkiye'de bile bazen haber oldu. İşte 100 bin euro, 200 bin euro, 300 bin euro, 500 bin euro, 650 bin euro. Burada ceza verenler var arkadaşlar. Kazancına göre. Sen belki 100 euro veriyorsun ama o 600 bin euro veriyor. Fark bu işte. Zaten hepsi birbirine bağlı. Kanunlar falan uyulunca diğerleri otomatik geliyor arkadaşlar. Sistem de kurulunca. Çalışma hayatı, verimlilik. Çalışma hayatı burada 8 saat. Güzel görünüyor ama 8 saat Türkiye ile karşılaştırdığında burada adamın limon gibi sıkıyorlar arkadaşlar. Saniyelerini boşa harcamıyorlar. Kanun neyse o. 10 dakika ise senin molan 10 dakika. Türkiye'de biz tamam, işveren de işçi de bunu kendi lehine kullanıyor. İşveren ne diyor? Ya iş yok, burada dolaşıyorsun diyor. 8 saat yerine diyor 12 saat çalışacaksın diyor. E zaten iş yok, sen mecbursun. Ya ben, adam seni 4 saat daha orada ağaç ediyor fazladan. Niye? Öyle çalışıyor sistem. Daha fazlasını veremiyorum diyor. O da onu kar biliyor. Verimlilik zaten o yüzden sıfır Türkiye'de. O işveren nasıl verimli hale getiririm diye düşünmüyor o işini de. Nasıl işçiyi daha fazla, en kolay çözümü buluyor arkadaşlar. Orada onu uzun çalıştırıyor. Aynı üretimi alıyor. Onun için fark etmiyor. 8 saatte mi almış aynı üretimi? 12 saatte mi almış? Çünkü bir akşam olunca iş bitiyor. Ama buradakiler öyle değil ki. 3 var diye çalıştığı için, 2 var diye çalıştığı için. Her neyse, o onun şeyini düşünüyorlar arkadaşlar. Nasıl daha çok verim alırım? Burada bir zihniyet. Herkes bir hiyerarşi, bir diktatörlüğünü kurmuş ya. Onu demeye çalışıyorum yani. Hiyerarşi var orada çok böyle. Şimdi bizim buralarda da hiyerarşi var ama böyle bir göründüğü Türkiye'deki gibi değil. İş yerinden sonra bitiyor hiyerarşi. Her şey işte kalıyor.
İşten çıkınca Sivil'e çıkıp geçtik diyorlar arkadaşlar. Orada arkadaş da oluyorsun o adamla, o müdürle, patronla, her şey oluyorsun. Orada onun borusu ötmüyor patronun. Ve ertesi gün gelip de sen benim işim neyi yapmadın deyip de sana da bir şey yapmıyor. Çünkü kanunlara uyulduğu için böyle şeyler düşünmüyorlar. Sağlık konusu Türkiye'de iyi gidiyor ama burada da tam tersine kötüye gidiyor. Ama bu demek değildir ki Türkiye bu Finlandiya'dan iyi durumda. Hayır, değil. Burada daha iyi sistem. Ama burada bir şekilde zayıftan burada da almaya başladılar. Bu bütçelerde sağlık, yani bütçe kısıtlarını gittikleri için sağlık sektörü aksamaya başladı arkadaşlar. Sosyal devlet burası. Türkiye'de de sosyal devlet yolunda adımlar atıldı ama sonuçta o yollardan geçmek için geç kalmışız. Finlandiya o yollardan geçmiş, belli bir düzeni oturtturmuş. Şimdi Türkiye'de çok böyle olumsuzluklar veya kötüyü kullanma var. İşte o onun maaşını o şekilde öyle alıyor. İşte şey boşanıyorlar, kağıt üzerinde boşanıyorlar. Şöyle maaş alıyorlar, işte emeklilik oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, erken olunuyor. Hepsi bunlar da bu yollardan geçmiş. İşte mali olan emekli olmuşlar burada, gitmişler, doktor da almışlar tanıdıkta. Ama şimdi alamıyorlar, kaç kuruldan geçiyor, öyle artık ahbap çavuş ilişkisini bitirmişler arkadaşlar. Çözüm odaklılar, zaten Finlerin en çok sevdiğim tarafı bu. Bir sorunu nasıl çözeriz diyorlar. Günlük düşünmüyorlar. Hatta bir kanun teklifi gördüm bugün gazetelerde. Bilmiyorum kimin kanun teklifi de. Böyle marketlerde işte mobilya malzemeleri falan filan yasaklamayı düşüneceklermiş. Hep görüntü arkadaşlar. Hep görüntü. Yani bunun amacı başkadır elbette de. Nedir onu bir söylemiyorlar zaten de. Burada küçük esnafı korunuyoruz deyip böyle kanun yapıyorlar ama bu kim bunlarla kaşık o bu bunlar yapmış olmak için yapılan şeyler. Bu bunlar gene satar. Ayrı bir market firma kurar. Gene arkadaşlar bunlar yanı başında gene bir perde çeker, duvar çeker, gene aynı şekilde yapar. Fark ne zaten? Şimdi büyük marketlere gidiyorsun, adam zaten araya duvar çekmeden böyle bir koskocaman bir alanı hepsini sığdırmış. İşte mobilyasını, elektroniğini, gıdasını vesairesini hepsini doldurmuş. Fark ne yani? Sen burada sadece duvar istiyorsun arada. Belki duvar bile istemiyorsun. Adam belki perde çekecek, ayrı bir kağıt üzerinde şirket olacak orası. Aynı şirkete bağlı. Neyse, yapmış olmak için yapıyoruz yani. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir de buradaki bu kişilerin kültürünü geri döneceğim. Kültür olarak arkadaşlar bu iş başvurusu bulunduğunuzda burada senin CV'ni ne yaptığına bakmıyorlar burada. Sen o CV'nde ne yaptığına bakarak ne yapacağını çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar için aradıkları o. Ama biz tam tersiyiz. Burada zihniyet farkımız var. İş bulma imkanı arkadaşlar. Burada da zor. Çok zor dediğim gibi iş bulma, eğer ayrımcılık var burada. Türkiye'de daha zor. Burada daha başka. En azından burada böyle işsizlik parası falan olduğu için aç kalmıyorsun. Türkiye'de de o geldi ama işte bazı şartları falan var. İşsiz olmasan bile devlet yardım, sosyal yardım veriyor vesaire veriyor. O konuda bir tık Finlandiya iyidir diyebilirim yani. Türkiye'ye göre. Türkiye'de düzen oturmadığı için o yüzden eksi veriyorum Türkiye'ye. İklim olarak biz buraya 100 çekeriz. Tarımda tarım imkanları olarak iklimimiz elverişli olduğu için gene 100 çekmemiz lazım buraya. Burada hiçbir şey yetişmiyor arkadaşlar. Bir ağacın yetişmesi bile 50 yıl. Adamlar kereste olarak satıyorlar. Adam burada fidan dikiyor, kendine dikmiyor o fidanı arkadaşlar. Onu da yapıyor zaten. Biz 3 sene sonra büyüyen ağacı bile fidanı bile dikmiyoruz biz Türkiye'de. Kadına şiddet, boşanma burada da çok. Dünyanın en yüksek oranı. Belki bu iklimden ileri geliyor. Karanlık olmasından ileri geliyor. Türkiye buna göre biz daha iyi durumdayız gibime geliyor. Elbette biz aşırılıklar yapıyoruz, uçlarda geziyoruz. Ama oranı vurduğumuzda bunlar bizi geçerler diyorum. Finlandiya'ya eksi veriyorum arkadaşlar. Sıfır veriyorum yani. Bize bir veriyorum. Psikolojik sorunlar da işte bu yüzden. Bizde de var psikolojik sorun ama burada daha fazla herkes kendini içkiyi veriyor vesaire. Çok kötü.
O yüzden Türkiye o durumda, iyi durumda. Bir de kadınlarımız arkadaşlar hayal aleminde. Bizim aile yapımız iyi. Finlandiya'nın iyi değil. Burada da boşanma oranları çok yüksek. 3-4 defa evleniyor adam. Adamların torunu olmuş gitmiş hala nişanlıyım diyor. Hala böyle 9 tane tilki dönüyor buradaki insanların kafasında. Bizim aile yapımız iyi ama bizim kadınlarımız gerçek hayatla karşılaşmadıkları için ben o konuda kadınlarımızı birazcık şeyi görüyorum. Eğitimsiz demeyeyim, hayal aleminde yaşıyorlar. Boşanınca istediklerini her şeyi yapabileceğim sanıyorlar. Burada bir kültür farkı var herhalde. Yalnız kadınlarımız birazcık şapkayı kendimce öyle diyorum çıkarsınlar, önlerini koysunlar, düşünsünler. Elbette erkekler de yapacak da. Yalnız kadınlarımız birazcık fazla hayal alemindeler. Gerçek hayattan haberleri yok. Erkekler o yüzden eziliyor herhalde. Çünkü varı yoğu bilemiyor kadınlar. Veya beraber konuşulmuyor ailede böyle konular. Kadın bu konulardan uzak kaldığı için para konularını çarpamıyor. Sadece onun bildiği işte kaç para domatese 3 kuruş 5 kuruşa ucuz aldım öyle düşünüyor. Böyle kalmasa da erkeklerin suçu elbette. Aile yapısı kültür olarak biz iyiyiz genelde ama tabii eksi taraflarımız da var. Bu ülkede aşk alma riski Türkiye'ye göre daha yüksek. Hani hiçbir sosyal bir şeyin olmasa bile iklim zaten seni bir şekilde öldürüyor. Çok kış iklim şartları hiçbir şey yetişmiyor. Düşünün. Ormandaki bir ağaç 50 yılda yetişirse yazı kısa zaten. Hiçbir şey yetiştiremiyorlar. Hele bir de tarım çok zor. Her taraf orman. Tarım arazisi açamıyorlar zaten. O kökler bilmem neler. Öyle bizdeki gibi de değil. Suyu bol ama her şey dört dörtlük değil. Tarım arazisi yok arkadaşlar. Tarım arazisi yapsalar zaten. Burası bataklık ülke. Belki sel olacak vesaire olacak. Bilemiyorum. Aşk alma riski burada daha yüksek. Ben bu konuda ülkemi avantajlı buluyorum, iyi buluyorum. Tarım imkanımız da bu yüzden bizim çok iyi durumda. Bunda da iyi görüyorum. Arkadaşlar bu ülkede de sistem aynı sistem. Kapitalizm mi dersiniz, ne dersiniz deyin. Bir araba, bir ev için burada da. Araba için değil de burada arabayı kolaylaştırmışlar belki de. Bir ev için burada gönüllü kölelik yapıyorsun. Ev fiyatları da burada yüksek arkadaşlar, çok yüksek. Böyle temel konular arkadaşlar, her şey pahalı. Bunu bilerek yapmışlar gibime geliyor bana. Biz sadece buradakilerle farkımız bizim imkanlarımızın farkında olmayışımızdır arkadaşlar. Bir de bizim şeylerimiz yüksek tutuluyor. Amaçlarımız, hayalin üstünde bir şeyler hayal ediyoruz. Yani yapabileceğimiz şeylerin, gerçekleştirebileceğimiz şeylerin hayalini kurmuyoruz. Burada ne iyi? İşte biz niye geldik buraya? Ya sonuçta şöyle diyorum, biz ekonomik sebeplerden dolayı geldik. Hiç kimse burada diğer türlü Türkiye'de diğer konularda çok fazla şikayetçi değil. Yani böyle hiç kimse bir şöyle diyeyim, işte mahkemede hakkım yedi deyip büyük bir nüfusun büyük veya gelenlerin oranı o yüzden gelmemiş yani. Herkes ekonomik sebep arkadaşlar. Geliyor gidiyor zaten. Hepsi birbirine bağlı. Onda bir şey demiyorum da. Eğer bizim elitlerimiz aptalmış arkadaşlar. Aşk gözlüymüş. Buranın elitleri de iyi o konuda akıllılarmış yani. Gene burada da bir şekilde kölelik sistemi var sonuçta. Sen bir ev için ömür boyu birine çalışıyorsun. Kime çalışıyorsun belli. Gönüllü kölelik yapıyorsun burada da. Ama burada senin o güveni vermiş sana. Bir çalışır düzen koymuş çünkü o elite çalışıyor o sistem. Burada biz Türkiye'de o sistemi kuramamışız. Bizim elitlerimiz hepimiz aşk gözlü olduğu için. Herkes aşk gözlü. O sisteme bile para harcamak istememişler. Ben öyle görüyorum. Eğer bizim halkın karnı doysa, böyle konularda kendini güvende hissetse yani ben parasız kalmayacağım, bilmem ne yapmayacağım. Şeyler hariç, kredi kartlarını öttürenler hariç arkadaşlar. O kredi, o kendi aptallıkları onlar. Gelirine göre onu da öğreniriz. Muhasebe yapamayan insanlar, kendi duygularıyla karar veren insanlar veya alışveriş yapan insanlar bunlar istisnai durumlar. O yüzden buranın elitleri çözüm odaklı yapmışlar. Kendilerini çalışacağını biliyorlar sistemin. Öyle bir sistemi kurmuşlar. Bu kurmak kötü bir şey değil. Kötü anlamda söylemiyorum.
Kötü anlamda söylemiyorum bunu ama Türkiye'de bu eksiklik olduğu için bu eksikliği tarikatlar dolduruyor, işte dernekler dolduruyor, partiler doldurmaya çalışıyor. Çalışıyor bir mekanizma olmadığı için, yani nasıl doldurmaya çalışıyor? Sen bir yere üye oluyorsun bir şekilde. Ya üye dediğim tarafı oluyorsun, bilmem nesi oluyorsun. Oradan işini halletmeye gidiyorsun. Böyle de devlet ortada yok, olmuyor. Devlet çalışmıyor. Ondan sonra devletimiz niye çalışmadı diyoruz. Ben böyle bir karşılaştırma yaptım arkadaşlar beraber. Ben bu işin içinden çıkamadım. Gene çıkamıyorum. Bazı şeylere cevap verebiliyorum ama genel olarak neden biz bunlar Türkiye'yi terk et diyecek tek başına bir şey değil. Benim sadece çıkarabildiğim, biz Türkiye'de hakikaten bunlar birbirine bağlı, devletin sistemi çalıştıramamasından ileri geliyor diye bir sonuca varıyorum. Başka, çünkü tek tek ele aldığımızda gidiyor sonuç devletin sistemi kuramamasında ve bu sistemi gelen kişilerin çalıştırmamakta diretmesinden ileri geliyor. Diretmek neden ileri geliyor? Menfaat kaybedeceklerini düşünerek bunu çalıştırmıyorlar. Bunu yapan işveren de aynı şekilde yapıyor bunu. İşçi de öyle yapıyor. İşveren işçiyi memnun, düzenin bozulmasını istemiyorlar bir şekilde ama bu düzen de kör topal bu şekilde gitmiyor. Bilmiyorum. O yüzden aslında biz bu insanlara bin çekmemiz lazım. Bu sistemi bir kurabilsek. Bizim burada kültürü bıraksınlar Finliler. Kültürü bıraksınlar burada. Bu ülkeyi de bıraksınlar burada. Bizim kültürü alsınlar Türkiye'de. Bizim ülkeyi yönetsinler. Tabii kültürün kötü taraflarını demiyorum. Bize sıcak olan iyi taraflarını alsınlar. Bizim ülkeyi dünyanın bir numarası ülkesi yaparlar. Bizimkiler buraya gelse aynı mantaliteyle arkadaşlar veya Finli gibi olacağız diye gelseler bile buraya, bu ülkeyi biz 2 ayda altından girip üstünden çıkarız diye düşünüyorum. Biz çünkü cin fikirliyiz, pratik zekalıyız. Millet olamamışız gibime geliyor. Başka bir hiçbir açıklama bulamıyorum. Neyse, çok fazla konuştum arkadaşlar. Uzun da oldu videom. Eğer başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Sadece içinde olduğumuz böyle karmaşık durumu size anlatmak istedim. Siz de oradasınız, buraya gelmek istiyorsunuz. Biz de öyleydik, gelmek istiyoruz buraya. Ama gelince de böyle bir, hiç ki böyle mutluyum diyen insana da rastlamadım arkadaşlar. Sonuçta biz de oradan geldik. Bilemiyorum, bunun cevabını da veremiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada videolarımı paylaşın. Facebook'ta Facebook gruplarımız var. Birçok Facebook grubum var. Finlandiya'ya ilgi duyuyorsanız Tur Finlandiya grubumuz var. Finlandiya'da işçi ve müşteri arayanlar platformu diye bir grubumuz var. Hatta böyle bir sahte bir grup açmışlar. O değil benim grup. Aynı isimle gidiyor. Sonunda başka. Bu grubun sadece platformu yerine grubu demişler. O grubun benimle hiçbir alakası yok. Bizle hiç alakası yok. Onu belirteyim. Sahte bir grup. Sonra bu kanalımla aynı ismi taşıyan Facebook grubum var. Zaten birine üye olduktan sonra diğerleri, başka gruplarımı da, Haber Finlandiya gibi gruplarımı da Facebook size önerir diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güvende kalın. Sağlıklı kalın diyorum.